Ne demek istedim mi anladın? Anladım. Şimdi sen bu adamın kızını oğlan istiyorsun. Adam da seni çağır bir tanışma. Bir şeyler soracak. Şimdi sen de kendini övemezsen ayıp olur, mütevazi davranacaksın. Ben de arada girip seni ögeceğim. İşte bu kadar. Ha bu kadar. Arada da üstüne koyarım ya canım. Oo efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Buyurun, oturun, oturun. Rahatsız olmayın. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim zamanım kısıtlı. Yani direktmen konuya girelim. Oğlunuz ne iş yapıyor? Efendim bizim bir bakkalımız var. Oğlumla olan işletmeliğini yapıyor. Ney? Bakkal mı? Koskoca marketleri var. Birinci market, ikinci market, marketler zinciri var. Toptan gıda zincirleri var. Çok mütevazi canım, çok mütevazi. Çok iyi, çok iyi. Peki efendim onu geçtik. Oğlunuzun acaba arabası var mı? Efendim 2 tane arabamız var. Birine ben binilen, birine de oğlum binir. Ney? 2 tane mi? Yazlık ayrı araba, kışlık ayrı araba. Üfak ayrı, jipi ayrı. Otobüs firmaları, tır firmaları. Çok mütevazi canım, çok mütevazi adam. Bak bu çok iyi, çok iyi. Peki efendim bu oğlunuzun evi var mı? Efendim 2 katlı bir evimiz var. İşte ben oturuyorum, altta da oğlan. Ne? 2 katlı ev mi? Dubleks mi? Tripleks mi? Villa, topraklar, hayvanlar, atlar, seyisler, bakıcılar, hizmetler. Bu çok mütevazi, çok mütevazi. Bu çok iyi efendim, çok iyi. Peki efendim bunları biz bitirelim, bunları geçelim. Formalite bunlar. Peki oğlunuzun acaba vücudunda bir arıza var mı? Arızası yok efendim. Sadece sol gözünün bir tarafında hafif bir kayma var. Ne? Kayma mı var? Ve gözünün bebek eleceği yok. Öbürü de yok, kor bile. Ne? Efendim, üst üste gelen kötü haberler ancak bu kadar güldürür galiba. İzleyelim. Feyzo Bey. Buyur Reşat Usta, hayırdır? Ben de sizi bulmaya geldim. Beni bulmaya mı geliydin? Niye ki lo? Hani sizin evin çatısı çatlaktı, içeri yağmur akıdı. Ben de bir aydan beri onu bulmaya çalışıyordum ya. Hello, vallahi parasını da peşin vermiştim o. İşte size bir tane kötü haberim var. Ne? Kötü haberin mi var? Neymiş? Ben sizin evin çatısından çalışırken yanlışlıkla kiremitin bir tanesini aşağı düşürdüm. Bahçenizdeki köpeği öldürdüm. Köpeği mi öldürdün? Vah! Ya Feyzo Bey, inanın köpeğiniz Karabaş'ı yanlışlıkla öldürdüm ha. Karabaş mı? La Karabaş bizim köpek değil ki. Bizim köpek Sarı. O bitişik komşu Mustafa Bey'in köpeği. Yapma ya. He ya. O zaman size daha da kötü bir haberim var. Daha kötü haber neymiş? Ben evinizin çatısı diye bir aydan beri Mustafa Bey'in çatısını düzeltmişim. La kiremitler de ne güzel olmuştu ha. Vay! Ne haber lan Şaban he? Ben sana demedim oğlum lan, demedim ulan. En büyük fener diyorum, sen hala orada zırtapozluk yapıyorsun be. Yenemezsiniz oğlum. Yenemezsiniz. Şükrü Saracoğlu'nda bizi yenemezsiniz ya. Yavrum benim be. Kanaryam benim be. Hey. Al bakalım Himmet kardeş. Çayını iç. Oğlum lan. Ne alayıp sızıyor lan? Senin de takım küme mi düştü yoksa ha? Ne takımı ya? Ben ekmeğin derdine düşmüşsün. İş yok güç yok Samet abi ya. Ulan dur lan, avrat kısmı gibi ağlayıp sızlayıp durma lan. Bana bak, sen bildiğim kadarıyla iyi bir boyacısın. İş bulursun oğlum. Ya iyi boyacı olmayınca iş bulunuyor mu ki? Ben 3 gündür iş arıyorum, yok abi. Açlıktan öleceğim ya. Oğlum ne yapalım canım, bu sana değil yani. Memlekette böyle bir takım rahatsızlıkları var tabii. Himmet. Aklıma geldi lan. Ben sana bir kıyak yapacağım. Bizim evin dış cephesi döküm dökülüyor. Aa böyle sarı, turuncu karışmış durumda. Sapsarı dış cepheli evim var oğlum. Diyorum ki bizim evin dış cephesini boyasan. Aha sana iş. Allah razı olsun abi. Ver elini öpme. Evet lan öpme. Papaz mıyım lan öpme bırak. Şimdi bak dinle. Hani benim tanıdık bu Nalbur Bayram var ya. He Bayram abi. Get benim selamımı söyle. Ne istiyorsan, boya mı istiyorsun, ıvır mı zıvır mı, hırdavat mı? Get ondan al, benim hesabıma yazdır. Ondan sonra güzel güzel şöyle dış cepheyi sülünler gibi boya. Sen hiç merak etme abi, ben var ya senin evi şatomu yaparım ha. Hadi bakalım. Hadi abi. Kolay gelsin İmmet. Sağ ol abi. Kolay gelsin kardeşim. Allah razı olsun abi. Selamun aleyküm Saffet emmi. O aleyküm selam İmmet, hoş geldin lan. Hoş bulduk abi. Ne yaptın lan? Bitirdin mi? Bitirdim Saffet emmi. Eline koluna sağlık kardeşim. Yalnız Saffet emmi sen bana evi boya dedin ya. Yalnız ben senin evi bilmediğim için gittim Nalbur'dan boyaları aldım. Senin hesabına yazdırdım. Ondan sonra da senin evin bulunduğu sokağa girip böyle evleri tek tek boyamaya başladım. Lan İmmet ne yapıyorsun lan? Derlendirme beni lan. Sen ne diyorsun lan? Şimdi gidip Nalbur'dan boyaları alıyorsun. Benim hesabıma yazdırıyorsun. Başkalarının evleri, el alemin evini mi boyadın lan? Vallahi abi senin evde boyamış olabilirim yani. İmmet derlendirme oğlum beni. Çapraz bulmaca çözer gibi. Sen benim evi boyadın mı, boyamadın mı? Vallahi boyamış da olabilirim, boyamamış da olabilirim Saffet abi. Yalnız Saffet abi senin ev şu sarı cepheli olan evdi değil mi? He lan sapsarı lan. Balkon demirleriyle pervazda lacivert olan evdi değil mi? Ne yap lacivert lan? O evi boyadım Saffet abi. Bu sarı cephe var ya, onu öyle bir sarıyla boyadım ki cillop gibi oldu ya. Oh eline sağlık. Yalnız Saffet abi, lacivert olan balkon demirleriyle pervazı var ya, artık lacivert değil. Kırmızıya boyadım abi. Ne ettin, ne ettin? Vallahi abi boya bitti, ne yapayım? O eve kırmızı denk geldi. Sen şimdi benim evi sarı kırmızıya boyadın lan! Vallahi abi çok güzel oldu. Yani boya bulamadım. Himmet! Lan oğlum! Lan elimden bir kaza çıkacak lan! Olur mu? Bana yapılır mı lan? Ne yaptım abi? Fıstık gibi oldu ya sarıyla kırmızı vallahi. Himmet! Udubet Himmet! Yer cücesi Himmet! Lan! Lan ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Efendim, sarhoşken araba kullanan ve elektrik direğine çarpan Karadenizli hemşerimin durumu nasıl ben de merak ederim. İzleyin. İyi günler Fadime Hanım. İyi günler Niyazi Bey. Hayırdır Fadime Hanım, biraz moralinizi bozuk gördüm. Bir sorun mu var? Vallahi dün gece kocam eve çok sarhoş geldi. Valla tam bizim mahalleye girerken bir elektrik direğine çarpmış. Yapma ya Fadime Hanım. Vallahi çok kötü bir durum bu. Evet çok kötü bir durum. Fazla bir şeysi var mı bari? Vallahi işte arabayı tamirciye verdik. Biliyorsunuz daha da yeni almıştık. Daha da borçları da bitmemişti. Ya canım ben arabayı sormayırım. Ha yok yok elektrik direğinde bir sorun yok. İşte bugün herhalde yenisini dikeceklermiş. Ya canım ne elektrik direği? Kocanı sorarım kocanı. Onun fazla bir şeysi var mı? O da vardı değil mi? Allah Allah! Acaba onu o kargaşa da nereye götürdüler? Nasıl? Valla bana bak. Tamam buradan bir adam geçti mi? Yok geçmedi. La ben adam değil miyim oğlum ha? Demin buradan bir adam geçti mi? Geçti. La sen ona adam mı değilsen ha? Ney? Efendim, aşkta dürüstlük çok önemlidir. Bakalım fıkramızdaki sevgililer ne kadar dürüstmüş, beraber izleyelim. Canım, senin gibi bir sevgilim olduğu için çok mutluyum, çok. Ben de Feyzo. Yo, iyi ki sana rastlamışım ha. Bu zamanda dürüst kız bulmak çok zordur ya. Sağ ol Feyzo, Sen de çok iyisin. Ya 2 yıldır seninle birlikteyiz. Eğer sen de razı gelirsen ben seninle evlenmek isteyeyim canım. Sahi mi diyorsun Feyzo? He kız, sahi diyem aşkım. Cano, ne oldu? Şey Feyzo, sen çocukları seviyor musun? Ya sen ne diyorsun? Ben çocukları çok severim Cano. Oh, içim rahatladı. Niye ki sordun? 2 yıldır senden saklıydım. Benim 2 tane çocuğum var. 3.'üne de hamileyim. Vay! Kızmadın değil mi? Yok, niye kızacağım ki? Cano, peki sen cinayet romanlarını seviyor musun? Sevmek ne kelime, bayılıyım. Oh be, rahatladım. Niye ki? Benim de sana söylemek istediğim bir şey var. Ben 2 yıl içinde 2 tane cinayet işlemişim. Sen bana söylemedin ama ben araştırdım. Da ben 1 tane diyebileyim. 2.'sini ne zaman işledin? 2.'sini şimdi işleyeceğim. Konuş! Bak oğlum, ben kimsenin işine karışman emme, sana bir tavsiyede bulunuvereceğim gari. Çok teşekkür ederim müdür bey. Bekâsan bir an evvel evlen. Yo, şayet evliysen bir an önce boşan. Üle. Efendim, peştemalli Fadime kimdir biliyor musunuz? İşte cevabı. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Ha bu koskoca mahallede ben bizim peştemalli Fadime'yi nasıl bulacağım ya? La ilahe illallah Muhammed. Şşş, hemşerim. Buyur kardeşim. Şey diyeceğim, ha bu sizin mahallede bizim peştemalli Fadime oturuyor da sen onun evini biliyor musun? Peştemalli Fadime? He. Yok kardeşim, tanımayarım, kusura bakma ya. Hadi hayırlı günler. Ya ne yapacağım ben şimdi? Nereden bulacağım bu karıyı ya? Allah Allah! Allah Allah! Ya ya! Koca mahallede ya! Şşş! Hemşerim, şey diyeceğim sana. Ha bu sizin mahallede peştemalli Fadime oturuyor. Sen onun evinin yerini biliyor musun? Ben Fadime falan tanımıyorum ya. Ya hemşerim bana yardım etsene. Ne yapacağım ben? Kime soracağım? Bak şu orada bir köşede bir dilenci var. O buraların eskisi de ona bir sor bakalım. Bilirse o bilir yani. Bilmezse de... Bilmez. Sağ ol, sağ ol, ha, sağ ol. Sen de sağ ol, hadi. Selamun aleyküm dilenci kardeş. Selamun aleyküm dilenci kardeş. Aleyküm selam. Şey diyeceğim sana. Ha bizim mahallede bizim peştemalli Fadime oturuyor. Sen onun evini biliyor musun? Tanımıyorum ama melodisini söylüyorsan belki çıkarabilirim onu. Nasıl? Ev sahibine 3 aylık kira borcu 1000 gayme. Çek yadım 7. taksidi 90 gayme. Kasap Raşid'e 150 gayme. Bakkal Ahmet'e de 200 gayme. Buzdolabının taksidi 90 gayme. Robotun 4. taksidi 30 gayme. Akıllı fırının ise kaç paraydı lan o dur? Ha 40 gayme. Ha 40 gayme de o. Lan garı, lan garı. Bu kadar borcumuz yetmiyormuş gibi bir de gittik robotla akıllı fırın aldık. Lan sen domatesleri daha dilim dilim doğrayamıyorsun. Robot nasıl doğrasın lan? Akıllı fırınmış. Düğmesine basmadan akıllı fırın çalışmıyor ki. Ulan bu kadar bulunan yenilikler ev kadınlarını tembelleştiriyorlar. Ulan garip. Ulan garip sen bu akıllı robotla fırını bir boz, bir boz. Ben seni o zaman döve döve akıllı robota çevirmezse bana da Mehmet demesin. Selamun aleyküm Mehmet abi. Aleyküm selam, hoş geldin. Ne yapıyorsun sabahtan beri bır 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 kendi kendine ya? Lan Kerim kardeşim, sen de ileride bir gün devlet memuru olursa o zaman anlarsın beni. Lan bak, hesaba kitaba gömüldük lan. Ne yaptın böyle? Neyi hesaplıyorsun? Hiç canım hiç. Gama ışınlarının atmosferdeki yayılış hızlarını ve bu hızların strojen ortamdaki reaktif hareketlerini hesaplıyorum lan. Evet abi, bu memurluk bu kadar zor mu ya? Ya bak kardeşim, Kerim kardeşim, senin zaten aklın çok az. O kalanı da anca sana yetiyor lan. Bu kadar düşünme, boş ver. Ya şimdi Mehmet abi, sen anlatırken aklıma takıldı bu gama ışını. Gama ışını dedin yani kaçıyor, uçuyor, arkasından ben koşuyorum. Lan bırak şimdi gama ışınlarını, mama ışınlarını. Ben öylesine farz-ı misal söyledim. Sağa sola esnafa olan borcumu hesaplıyorum lan. Hele bizim hanımın isteklerine yetişemiyorum kardeşim ya. Ya sen kendi hanımını diyorsun. Benim hanımı bilmiyorsun tabii. Bak inanmazsın Mehmet abi. Geçen salı geldi, benden 200 kayme istedi. Ana. Ya. Çarşamba geldi, 300 kayme istedi. Baba. Dedim artık istemez herhalde. Ulan perşembe de geldi. Değil mi lan? Bu sefer 400 kayme istedi. Ya, cuma mübarek bunlar herhalde, pas geçti beni. Cumartesi geldi, 700 kayme istedi. Ana! Lan Kerim, senin halin benden de betermiş lan. Vallahi şimdi senin haline acıdım kardeşim ya. Ya senin hanım bu paraları ne örüyor böyle? Bilmiyorum ki abi, o öyle istiyor, ben vermiyorum. Deme la! Naim Bey! Naim Bey! Ne oldu Mela bacı, hayırdır? Meyhaneyi ne zaman açacaksın? Bacı bugün pazar, bugün kapalı. Yapma ya! Tüh! Ne oldu bacı, yoksa sen de mi alkola başladın? Köküne kirpik suyu alkolün. Kendim için sormuyorum, bizim herif için soruyorum. He ya, Allah ıslah etsin. Senin kocan da tam ay yaş bacı. Sorma. Ya bacı, yoksa krize mi girdi bu? Niye meyhaneye girmek için böyle aceledir ki? Ne girmesi, çıkmak için. Çıkmak mı? Sorma Naim kardeş. Düneyin bizimki meyhanede sızmış kalmış. Sen de kapıyı üstüne kilitlemişsen. Şimdi sizin meyhanede anlayacağız. Esami! Şimdi o içkilerin hepsini içer bitirir ya! Ne? Efendim, Güneydoğulu hemşerim, karısının iyileşmesi için bütün malını mülkünü satmak zorunda kalıyor. Bakalım sonunda neler oluyor, izleyin. Selamun aleyküm Feyzul. Ve aleyküm selam. La kahveci. Bana bir su ver ha. Valla içim yanıyor ha. İçim. Kurban. Sağ olasın. Ulan sen o hayırdır? Bu halin nedir? Çok üzgün sen. Valla hastaneden geliyorum kurban. Hastaneden mi geliyorsun sen? Kim hasta? Karım Giro. Çok hastalanıyor. 4 aydır hastanede yattı. İlk önce herkesten soğukluydik. Ama durumu iyice ağırlaştı. Vah. Vallahi büyük geçmiş olsun Selo. Peki hastalığı neymiş? Ulan ne bileyim. Ulan teşhis koyamadılar. 4 aydan beri yoktu. Yahu sorma kurban. İlaç parası, doktor parası, yahu röntgen parası. Evi de sattık, arabayı da sattık ya. Doğru mu diyorsun? He valla. Doğru diyeyim ya. Ulan 4 aydan beri ne ölü, ne dirili. Ya bir sürü de masraf gidiyor. Valla çok zor durumda ya Feyzo kurban. Ya Selo, sen kendini üzme bu kadar. Biz bütün arkadaşlar her zaman senin yanındayız o. Ya Selo, kusura kalma da bir soru soracağım. Karın öldükten sonra ne yapacaksan? Vay ben öleydim. Vay. Ya ne yapacağım? Karım öldükten sonra kolay. Gömersen gider. Ama eğer yaşarsan kötüdür. Valla bir sürü masraf gidiyor. Ben onu düşüneyim, onun için ağlayayım. Ulan sen o, ayıptır lo. Böyle düşünme. Vallahi karın hakkını helal etmez sonra ha. Ya böyle demem Feyzo. Valla bekarlık çok zordur. Ya bu bekarlık... Bekarlık? Feyzo? Buyur Selo. Ya senin bir baldız vardı, kocası ölmüştü. Duldu değil mi? Vay! Selamünaleyküm Yunus'um. Aleykümselam İdris, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Sağ ol, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olasın. Hayırdır, dün akşam yoktun ha burada. Ya sorma İdris abi ya, sorma ya. Dün başıma gelenleri bir bilsem var ya. Sordum bir kere, anlat bakayım. Ya benim şeyimde, bahçemde arı kovanları var ya. He. Nenem la ilahe illallah, nenem la ilahe illallah. Bastı oraya arı, bin tane arı. Ben onların peşine sabaha kadar dön dolaş, dön dolaş. İflahım kesildi ya. Bin tane arı. Bin tane ayı, ben sabaha kadar kovaladım onları, sabaha kadar uyumadım ya, bin tane. Bin tane ayı. Sen neredeydin? Ben de dün akşam yoktum ha burada. Neredeydin? Benim bahçenin içinde bir ceviz ağacı var ya. Bilirim o ceviz ağacı. Tepesinde ben sabaha kadar değirmen çeviriyordum. Sen! Çok yoruldum. Ben! Sabaha kadar! Sabaha kadar! Ceviz ağacının tepesinde! Değirmen! Evet! Çevirdin! Evet! Sabaha kadar! Sabaha kadar! Hadi lan yalan konuşma ya! Olur da bu kadar büyük yalan olur mu ya? Sen ayıları bire düşün! Ben ceviz ağacından aşağı indireceğim değirmeni! Nasıl? Öyle! Efendim, Erzurumlu hemşerimin işe alınması için bekar olması gerekiyormuş. Bakalım Erzurumlu hemşerim işe girebilecek mi? İzleyin. Kızım, o iş ilanı için sırada bekleyen adamı gönder bak. Hadi. Gel. Kolay gelsin efendim. Hadi, hadi, hadi. Vaktim yok. 3 gündür milletine görüşürüz. Adın ne senin? Sabri efendim. Arkadaşlar arasında da Fatih Sabri derler beni. Sabri, bir bakalım. Olmaz Sabri Bey. Neden efendim? Ben bu iş için deneyimli biriyim. Ama burada evli yazıyor. Olur mu efendim? Dün de bana sıra gelmemişti. Benden önceki adamı işe aldınız. O evliydi. Hayır kardeşim, biz evli almıyoruz. Bekarlarla çalışıyoruz. Olur mu efendim? Dünkü aldığınız adam evliydi. Ya kardeşim, yalan mı söylüyorum? Evli adam almıyoruz dedim sana. Bekar adam alıyoruz. Oy, ben bittim müdür bey. Ben ölmüşüm müdür bey. Ben bittim müdür bey, ben bittim. Ya kardeşim, bu kadar abartmaya gerek yok ki. Bu iş olmaz, başkası olur. Ben bu işe alınmadığıma ağlamıyorum. Neye ağlıyorsan o zaman? Ben bu işe girmek için dün gidip Yıldırım nikah kıydırdım, ona ağlıyorum. Ne? Sevgili çocuklarım, bugünkü dersimizin konusu elektrik. Bu konuya hepiniz çalışırız mı? Ses yok, çalışılmadı herhalde. Sen kalk bakalım, dersimizin konusunu anlat bakalım. Dersimi çalışamadım hocam. Niye çalışamadın oğlum? Yoksa sular mı kesikti? Sular kesikti hocam. Sular mı kesikti? Ya suların kesik olmasıyla dersinin ne alakası var? Suyun altında olmayınca dersimi çalışamıyorum hocam. Bakın arkadaşlar, bu da enteresan bir konu. Bir de benimle alay edin. Otur yerine. Rafet, sen kalk bakayım oğlum. Heh, anlat bakayım. Elektrik nerelerden geçmez? Hocam, camdan, tahtadan, de lastikten geçmez. Efendim? Efendim oğlum, gördünüz mü? Dersine çalışan bir insan, bakın nasıl cevap veriyor. Aferin lan, efendim, sana 10 veriyorum, otur yerine. Evet, başka. Sen kızım, sen söyle bakalım, kakaya. Elektrik başka nerelerden geçmez? Fakir mahallelerden geçmez öğretmenim. Deme kız. Efendim, acaba bütün masallar bir varmış bir yokmuş diye mi başlar? İzleyin. Merhaba komşu, nasılsın? İyiyim komşu, sen nasılsın? Ne olsun işte, çok çocuk uğraşıyız. Kitap mitap aldım. Aman canım, çok dikkat edin. Son zamanlarda uyuşturucu olayları falan aldı başını gidiyor. Aman Allah korusun Gülüm. Gerçi bizimki daha ilkokulda ama. Anam bunun ilkokul lisesi yok ki. Uyuşturucu tacirleri kol geziyor ortalıkta. Aman be Gülüm, içimi kararttın. Ne yapayım canım? Biz de çocuk büyütüyüz. Kız görmeyeyim mi sen haberlerde? Okullarda neler oluyor? Ah ah, eskiden böyle miydi? Şimdi çok değişti. Neyse canım, sen ne yapıyorsan, nereden geliysen? Ne kitap aldın? Bizim çocuğa öğretmen ödev vermiş. Git bir tane masal oku, özetini getir demiş. Masal kitabı aldım. Hangi masal aldın? Ne bileyim ben, aldım bir tane. Ama bir şey çok merak edeyim, biliyor musun sen? Neyi merak ediyorsun? Acaba diyorum, bütün masallar bir varmış, bir yokmuş diye mi başlar? Tabii ki hayır. Hayatım bu akşam toplantım var, eve geç geleceğim diye başlayan masallar var. Özellikle benim La Fontaine kocacığımın masalları böyle başlıyor. Vış! Ulan Yudus, ne bu halin? Çok neşelisin. Ben neşeliyim tabii. Ben neşeliyim. Ben neşeli olmayan da kim olsun? Hayırdır, nedir bu neşenin sebebi acaba? Kaynanan bize yarın geliyor da. Kaynana yarın size mi geliyor? Sen kaynananı hiç sevmezsin, ondan nefret edersin. Ne bileyim, bir kaşık suya boğmak istersin onu. Sevmem zaten, günahım kadar sevmem. Hala sevmiyorum. Sevmiyorsun da yarın gelmesine niye seviniyorsun o zaman? Şimdi yarınki yolda o zaman beni evde bulamayacak da... ...onun dırdırını da ben dinlemek zorunda kalmayacağım. Oha sevinirim. Niye ki? Şimdi kaynanam bize yarın gelecek ya. Ben kaynanam bize yarın gelecek diye ben de gittim bizim köşedeki bankayı soydum. Ne diyor? He. Bana dediler ki en az 4 sene, 5-6 sene yersin dediler. Hal böyleyken kaynanam beni en az 6 sene görmeyecek. Ben de onun dırdırını dinlemek zorunda kalmayacağım. Nasıl? Ya durdurma beni. Gitmem lazım çünkü bu çantada dul ve yetimlerin aylığı olabilir. O yüzden dolayı onları mağdur etmeyeyim, hemen gidip teslim olmam lazım. Naşı. Efendim, kendi topraklarımızdan, kendi öz kültürümüzden olan Fıkralarla Türkiye güldürmeye devam ediyor. Ne oldu la Turan? Ne bileyim Kemal, içim daralıyor, yüreğim sıkı. Bilirsen, esnekliği yapalı yıllar oldu. Kötü bir işimiz gücümüz de var. Ama neyse böyle hiçbir şeyden dadolmuyorum. Yani hiçbir şey hoşuma gitmiyor. Ben senin sıkıntını bilirim. Senin canın evlenmek istiyor. Vay o mübarek elin. Elini öpeyim, nasıl da anladın? Ama bizimkinden anlamış Kemal'e. Ola bana bak. Sabahleyin eve gideceksin. He. Dışarısı soyul. He. Anan tandırı yaktırayasan böyle titriyeceksin. Hem böyle. He. Böyle it gibi titire. Anan üstünden yorgan örsün, sen yine titire. Üstten battaniye örsün, sen yine böyle bir titire. Ne örterse örsün, sen yine titire. O zaman anlarlar. Tamam. Böyle mi titriyim? Ha böyle it gibi titriyeceksin ha. Kemal Emin, daha ben yarını beklemeyeyim ha şimdi sabah. Gideyim diyeyim ben hastaya müşirem. Eğer olmazsa gel yüzüme tükür tamam. Hadi dike. Kemal Emin ben gideyim. Tabii. Kemal Emin gideyim. La oğlum durduğun hata diket ya. Olmadı. Anlamadım. Gittim ana dedim işilem tandırı yaktı döşeği yanına serdi. Dedim işilem yorganı serdi. Dedim işilem battaniyeyi serdi. Dedim işilem onu serdi. Dedim işilem titrem en son ne desin? Ne desin? Herhalde ortalığın hastalığı. La senin bu anan da hiçbir şeyden anlamıyorsun. Buna ikinci bir formülüm var. Bir kesin olur. Son mu değilsen? Şimdi eve gideceksen evleyin. He. Evde pilav varsa... Bugün pirinç pilavı var. Hah. Şimdi baban, anan, bacıların böyle otur. He. Tamam, böyle yer gibi yap ama tut kaşığı pilavın ortasına kalk, hiç geri dönme. Öyle hemen çık. Anlarlar mı Kemal emi? Ula oğlum anlamazlar mı? Bu sefer olmazsa yani yüzüme tükürme, sen gel, sen yine tükür. Kemal emi, gideyim. Ula oğlum durduğun kadar git sen. Yine mi olmadı? Gittim eve. Böyle oturduk hep beraber sofraya. Kaşığı aldım. Pilavın ortasına sapladım çıktım. Anam peşimden ne bağırsa? Ne bağır? Baba ye, zokkum ye. Şimdi de yemekleri beğenmiş. Senin o anan var ya, çok anlayışsız galiba. Ben ne edeceğim bilmiyorum. Benim halim ne olacak bilmiyorum. Buram bu üçüncü fornil kesin tut, vallahi. Şimdi baban ikindi de eve gelir. He, namazın peşine gelir. Şimdi baban evdeyken bir tane mızmar al. Mızmar? Çivi. Ha. Ayakkabısını al, eşiğin ortasına çak. Tamam. Çakıp geleceksin. Bu sefer kesin anlarlar emin. Tabii kesin anlarlar oğlum. Cemal'im ben o zaman gideyim. Ulan oğlum durduğun kasetlik et ya. Kemal abi. Gittim. Babamın ayakkabısını aldım, tam bir eşiğin ortasına çaktım. Tam da peşimden çıkıldı. Aha, aferin. Şimdi eli kulağındadır. Der ki gelin, ola gel sana verin. Aferin de bir tane öpeyim. Oh, ola sen burada mısın ola? Ola bu ayakkabının hali ne ola? Ola daha ikinci taksitini bile ödeyememiştim. Ola sen nasıl bunu yaparsan ola he? Ola bu ne hal lan? Ola o mu Kemal? Ola yılanın başı sensen. Bu oğlana bu şeytanlıkları hep sen öğlediysen. Senin o başını ezmek lazım. Ola kaçmayın. Kemal emi. Ne? Kaçak. Durduğumuz hata. Recep Bey, Recep diyorum kardeşim. Bir bardak su alabilir miyim acaba? Himmet Bey hemen geldim. Buyurun efendim. Allah razı olsun kardeşim. Allah. Özür dilerim efendim. İsim mi? Himmet Kalkan mıydı? Himmet Kalkan. Kalkan tamam. Kaç kişi efendim? 3 kişi. Evet Himmet Bey tamam. Kahvaltı. Öğle yemeği ve akşam yemeği dahil diyorsun. Şabiz kardeşim, bir bardak daha su ne olursun. Allah rızası için. Tamam Himmet Bey, ben sizi arayacağım. Beyefendi, çok susadıysanız ben size sürahi vereyim. Siz kana için ya. Yok kardeşim, yok yanlış anladım. Ben kendim için ne istemiyorum. Başkalarını da rahatsız etmek istemiyorum. Odada yangın çıktı da ben böyle tulumbacılar gibi su taşıyorum. Ne diyorsun lan? Efendim gülmenin yaşı olur mu? 7'den 70'e herkese Fıkralarla Türkiye yeter. Selamun aleyküm İdris amca. Aleyküm selam. Hoş geldin. Yoğdum burada gelemedim. Çok başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Dostlar sağ olsun Yunus'um. Sağ olasın. Ayağına sağlık. Eyvallah. Yani ne bileyim. Allah çok rahmet etsin. Allah çok rahmet eylesin. Karıcığınızı ne zaman gömdünüz? Dün gömdük onu. Şimdi de şeye gidiyorum, mezarlığa gidiyorum. Etrafını bir temizleyeyim, bir dua okuyayım. Yani... Cenaze kalabalık mıydı? Ya hiç sorma. Bütün kasaba oradaydı. Dışarıdan gelenler oldu. İşte böyle imani billah hınca hınca insan dalıydı. Allah rahmet eylesin. Sonuçta gideceğimiz yer orasıdır. Yani Allah geride kalanlara uzun ömür, sağlık, sıhhat versin. Yani en sonunda gideceğimiz yer orasıydı. Rahmetliyi çok severdim. O da beni çok severdi. Ben çok iyi bilirim. Bütün köy kasaba çok severdi rahmetliyi. Ya herkes öyle değil. He. Ben buna bir türlü inanamadım ya. Niye? Bir türlü inanamadım ben buna. Niye ki? Ya onu da dün anladım. Nasıl? Ya meftayı mezarla böyle mezara indirirken, he, toprağa atarken arkadaş ya bir ben alkışladım ya, başka hiç kimse alkışlamadı. Nasıl? Öyle. Allah Allah, Allah Allah. Ulan Feyzo, ne yapacaksın burada? Oy, hoş gelmişsen selam mı? Ya vallahi coğrafya konusunda bir dersim vardır, onun araştırmasını yapayım ha. Bu güneş tutulmasıyla ay tutulmasını karşılaştırayım. Ama aklıma bir soru takılmıştır. Onu düşüneyim. Ulan bana sor ha. Benim biraz bilgim vardır bu konularda. Ya selam mı? Şimdi bu güneş tutuluyor, ay da tutuluyor. Dünya niye tutulmuyor? Ulan oğlum! Sen de saatte 2 milyon kilometre hızla dönseydin, valla sen de tutulmazdın. Oy! Ya bir de bu yer çekimi kanunu var ya, hani biz onun sayesinde böyle yere basıymıştık. Ya bu yer çekimi kanunu ilan edilmeden önce biz ne yapıyorduk? Ne bileyim lu, herhalde havada dolaşıyorduk. Oy! Sonra Allah razı olsun, NATO'nun kafasına elma düştü, yer çekimi kanunu ilan etti. Allah'tan ki etti ha! Niye ki lu? Ulan düşünsene, yer çekimi kanunu olmasaydı ve biz de Amerikan bilardosu oynasaydık ne olurdu? Ulan o 24 tane topu delege sokana kadar havada valla ömrümüz geçerdi. Oy! Şefin spesiyalitesi hazır gari. Ulan, bu sabah ben seni kovmadım mı? Evet, kovduydum. O zaman ne yapıyorsun burada sen? Seni affettiğim için yemek pişirmeye devam ediyorum. Öyle. Efendim, şans oyunlarından büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Peki bakalım Erzurumlu hemşerim ne yapmış? İzleyin. Kız balaha! Kız balaha! Camış gibi barnaklar alan bunları da eve taşıyor. Kız la haleke bula, kız haleke kurban oldum sana. Ne oldu? Kız söyle, rüyalarım gerçek oldu. Ne oldu herif? Kız altını kayadan para tutturdu. Bu şerif ne diysen nanca? Kız hem de 700 lira. Kurban olayım o sıfata. Herif! Ama... Bana bak, ben gidip parayı alayım, sen hazırlan beni bekle, tamam? Hazırlanırım tabii herif. Herif Miami'ye de gider miyiz? Hele televizyonda gördün, hele güzel, hele güzel. İster Miami'ye git, ister Miami'ye git. İstersen elimin koruna git. Ben geldim mi seni evde görmek istemiyorum. Niye? Çünkü seni boşuyorum. Ne? Beyefendi! 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 Buyurun, buyurun, hayırdır? Kusura bakmayın beyefendi, biz sizin ofise gittik, oradan burada olduğunuzu söylediler. Bizim işimiz acil. Arkadaşlar, çayımı istedim, ne aciliyeti? Yok, 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 çayını ne içme. Ben dayanamayacağım gayrı. Asıl ben dayanamayacağım. Boşayın beni bu kadından. Hayır, ben... Arkadaşlar, arkadaşlar, lütfen bağırışmayın. Görüyorsunuz, başka bir mekandayız, ayıp oluyor. Bu ayı mekan falan dinlemem. Böyle her yerde bağırır, çağırır işte, böyle bağırır, çağırır. Bak, ben kesinlikle bağırmam, tamam mı? Hep sen bağırıyorsun, bana suç atıyorsun. Bana bağırarak konuşma. Asıl sen bana bağırarak konuşma diye bağırarak konuşma. Çarparım ha 28 tane. Lan güçsüzsün lan, güçsüzsün lan! Rezil, ne yapıyorsunuz siz ya? Ya bu adam işte her yerine böyle bağırıp çağırıyor, ondan sonra suçu bana atıyor. Ya sen, ya sen, he? Lan yemek yapman, bulaşık yıkaman, çamaşır yıkaman, temizlik yapman, hiçbir şey yapman, ondan sonra yaptım ne, değil mi? Bizi körük diye kandırın, değil mi? Sen bana kocalık yaptın mı ki ben sana karalık yapayım, ha? Yeter lan, yeter lan! Avukat bey, hemen beni bu Nuri denen adamdan boşayın. Ben boşanmak istiyorum. Ne Nuri'si lan? La oğlum ben Himmet'im lan. Lan yoksa sen Kezban değil misin? Yo, benim adım Nuriye. Ama... Ana, Vallahi bu benim kocam değil. Lan sen benim kadın değilsin. Ha, biz boşanma avukatının ofisinden çıkarken çarpıştıydık. Ondan karıştık orada değil mi? Ha evet ya, doğru. Ay, kusura bakmayın, ben de sizi biraz hırpaladım, şöyle vurdum neyim ettim. Asıl siz kusura bakmayın hanımefendi. Sizin gibi kibar, nazik bir hanımefendiye çok kaba davrandım ben. Abo! Siz benimle geldiyseniz benim karım da sizin kocanız da gitti o zaman. He ya vallahi. Kusura bakmayın avukat bey, sizi de rahatsız ettik böyle. Ne avukatı lan? Ben emlakçıyım ulan! Ne dedin lan? Gel. Selamun aleyküm. Maşallah, maşallah, maşallah. Makam doldu, makam doldu. Allah razı olsun sizi başımıza müdür edenden. Allah razı olsun. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın sizi sayın müdürüm. Yani arkadaşlarla da konuşuyoruz. Biz sizden çok razıyız, çok razı. Ben senden hiç razı değilim. Niye sayın müdürüm? Ulan bu ne terbiyesizdir? Ulan bu ne rezalet ha? Ben müdür olduğum halde her gün saat 7.30'da buradayım. Seni takip ettireceğim. 8'de gelirsen, 9'da gelirsen, 10'da gelirsen, kafan göre çekir girsen. Bu ne rezalet? Bu ne terbiyesizlik ha? Ne gitsen say müdürüm. Sen de koskoca müdürsen gel saat 11'de. Sana kim ne diyor? Ne? Evlendiğime öyle pişmanım ki anlatamam. Esas ben pişmanım. Hatta senin iki katın kadar pişmanım. Seninle mutlu olacak kadın mama acep yeryüzünde çok merak edeveriyor. Hı, va tabii. İstersen şahit bile gösterebilirim. Kokmuş karı sende. Anne! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.